ekonomik krizin hemen ardından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan krizden çıkış için yol haritasının yanı sıra ülkemizi önceki krizlerden çıkaran kadrolardan iş insanlarından çiftçilerden akademisyenlerden emek dünyasının etkin ve yetkin isimlerinden oluşan ekonomi masasının kıymetli üyelerini takdim ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomik Politikaları ve İşveren Örgütlerinden sorumlu başkan yardımcımız, parti sözcümüz, Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi İdari ve Mali İşlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, Polatlımızın milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, eğitim politikalarından sorumlu başkan yardımcımız, Bursa Milletvekilimiz Sayın Lale Karabıyık. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, ilçi sendikaları, esnaf ve sanatkarlar ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcımız, Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağababa da yolda geliyorlar efendim. Onu da yazmıştık daha önceden. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz Bursa Milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbal. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Akın. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz Ankara Milletvekilimiz Sayın Gamze Taşçıer. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili'miz sayın Özgür Karabat <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, Bursa Milletvekilimiz sayın Orhan Sarıbal <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz sayın Gökhan Zeybek <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz sayın Turan Aydoğan Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İzmir milletvekilimiz Sayın Rahmi Aşkın Türeli. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekilimiz Sayın Ali Haydar Akverdi'de Sayın Veli Ağbaba ile birlikte yoldalar, geliyorlar efendim. Bu etkin ve bu yetkin kadroyu bir kez daha alkışlayabilir miyiz? <laughs> ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanımız Sayın Ali Hikmet Akıllı Ve programımızın açılış konuşmalarına geçiyoruz efendim. Ekonomi Masası Toplantısı programımızın açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanımız Sayın Bilal Haşim Avcı'yı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Polatlımızın ekonomisine can veren, üretime ve ticari hayatına yön veren kıymetli oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerinin değerli üyeleri, ekonomi masasının çok kıymetli katılımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi, partimizin kıymetli parti meclis üyeleri, saygıdeğer genel başkan yardımcılarımız, değerli milletvekillerimiz, Saygıdeğer İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara İl Başkanlığı'nın değerli yöneticileri, ilçe örgütümüzün değerli yöneticileri, kıymetli belediye meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Parti'mizin kıymetli gönülleri, saygıdeğer basın emekçileri, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizdiği krizden çıkış için yol haritası, doğrultusunda kurulan ekonomi masası iki yıldır süredir Türkiye'yi iki kez turlamıştır. Bütçe görüşmelerinde izlediğimiz gibi halk için Cumhuriyet Halk Partimizin haktan yana dimdik bir duru sergileyen milletin vekilleri, milletin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletin gerçek gündemini haykırmıştır. Her geçen gün daha da ağırlaşan hayat pahalılığını, açıklanan üç misli yaşanan enflasyonu, yaygınlaşan yoksulluğu, ekonomik buhrandan çıkış için çözüm önerilerini paylaşmıştır. Bugün de milli mücadelemizin son kalesi Polat'ımızda esnafın çiftçinin, emekçicin, emekçinin derdini, derdi çekenler, yani sizleri dinlemek, ortak akıl, liyakat, çözüm önerileri sizlerle paylaşmak üzere ekonomi masasını Polat'ımıza taşıyan Cumhuriyet Halk Partimizin değerli meclis üyeleri, genel başkan yardımcılarımız, genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyorum. Polatlığımızın ekonomisine, ticaretine, üretimine yön veren siz değerli oda başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Toplantımız umutlu günlere başlangıç olsun. Yakın zamanda çok kıymetli yakınlarını kaybeden değerli oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize de bas sağlığı dileklerimle Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden bugüne yönetim kurulu üyeleriyle, 25 ilçenin örgütleriyle hep sahada olan, hep sahada olan, hep sahada olan, hep sahada olan il başkanımız Sayın Ali Hikmet Akıllı'yı açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım'dan aldığım izinle protokolü saymadan hanımlar ve beyler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bir kumaş fabrikasına gider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işleyen makinaları incelerken şu sözler dökülür ağzından: İşte halka canlılık veren gerçek musiki, esnafıyla, işçisiyle, emekçisiyle halkımıza canlılık veren o sesi yeniden var edebilmek için çalışıyoruz hepimiz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Polatlı'mıza her gelişimizde İnönü Caddesi'nde, Battal Gazi Caddesi'nde, Bozkurt'ta, Sümer'de, Altay Caddelerinde ve sokaklarda her geçen gün artan devren satılık, devren kiralık ilanları yerine bizimle çalışmak ister misiniz? Personel aranıyor ilanları olsun diye çalışıyoruz hep birlikte. Tek bir gündemimiz var. Halkın ekonomisi, halkın sağlığı, yurttaşlarımızın insanca yaşam hakkı. Çiftçimizin hasadı ismiyle müsemma olduğu gibi gerçekten hasat bayramı olsun diye çalışıyoruz. Bu gündem ve gaye ile göreve geldiğimiz yaklaşık 10 aylık sürede içerisinde il yöneticilerimizle birlikte birkaç defa Polatlı'ya geldik. Çiftçilerimizle, esnafımızla, üreticilerimizle sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Ortak sorunların tespitini yaptık, onları dinledik, birlikte ortak çözümler geliştirdik. Partimizin iktidarında uygulamayı düşündüğü politikaları onlarla paylaştık ve onlar için umudun sesi olmaya çalıştık. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin artık yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyacı var. İşte o kadrolar burada. Sizinle yine sizin dertlerinizi dinlemeye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözümlerini sizinle paylaşmak için buradalar. Ülkemizde çözümün ve umudun adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu bugün bir kez daha burada hep birlikte göreceğiz. Ben katılımınız için teşekkür ediyor Ekonomi masasının Ankara buluşmasının gelecek güzel günlerin habercisi olması dileğiyle tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Çalışkan il başkanımıza, saygıdeğer il başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, Polatlımızın milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu'nu programımızın açıs konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Evet ben herkese hoş geldin diyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Polatlı başkanlarıma hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bir Polatlı'lı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'dan gelen bütün milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza hoş geldin diyorum. En ev sahibi benim burada. Değerli hemşerilerim, ben Polatlı'yı Çocukluğumdan beri bir üniversite şehri olarak görmek istedim. Bu e, Londra, Cambridge, Oxford örneklerinde olduğu gibi, yani hemen İngiltere'nin başkentinin yakınlarında, bir saat mesafede e, üniversite şehirleri. Bu inşallah gerçekleşir. Bir fırsat bulduğum zaman muhakkak gerçekleştirmek istediğim bir e, hayalim benim. Yani bir Gazi Üniversitesi gibi 150-200 bin öğrencisi olan bir e, üniversiteyi Polatlı'da görmek istiyorum. Burada bir kampüsü olsun isterim. Tabii ki onunla beraber tiyatrolarıyla, kafeteryalarıyla, binalarıyla e, en az 500 bin nüfusu olan bir Polatlı ortaya çıkacaktır. Hemen Ankara'nın yanı başında çok da e, güzel bir e, kent olur diye düşünüyorum. Çünkü hem karayolu, ana karayolu, İzmir karayolu buradan geçiyor, Eskişehir, Bursa, Antalya hem de demiryolu güzergahı burada çok doğru bir iş yapılmış olur. Bir taraftan da 150-200 bin öğrencisi olan bir üniversite Ankara'dan alınırsa Ankara'da trafik olarak rahatlar. Daha rahat bir yaşamı olur Ankara'nın yani çok doğru olur. Ancak Polatlı'nın üniversite şehri olması tarım ve sanayi şehri olmasına da mani değil. Diğer taraftan da Polatlı'da tarımın, sanayinin, hizmet sektörünün gelişmesi lazım. Onlara da bence destekleyen bir unsur olacaktır. Değerli hemşehrilerim, bugün e, burada biraz önce anons edildi. E, beşi genel başkan yardımcısı olmak üzere 12 milletvekilimiz var. Sizleri dinlemeye geldiler. Polatlı Türkiye'nin küçük bir örneğidir. Yıllardan beri biliyorum. Aşağı yukarı Polatlı'da alınan oy e, şeye de yansır. Türkiye geneline de yansır. Benzer. Polatlı'daki yaşantı Türkiye geneline de yansır, benzer. Birçok unsuruyla Polatlı küçük bir Türkiye'dir. Onun için burada ekonomiyle ilgili olarak konuşacaklarımız, sizlerin başkanlar olarak bildirecekleri, ki basına kapalı olarak yapmak istiyoruz o bölümü, daha rahat sohbet edelim diye, Sizlerin bildireceğiniz konular, şikayetleriniz, yapılmasını istedikleriniz, tüm bunların partimiz tarafından değerlendirileceğini, siyaset tarafından da değerlendirileceğini unutmayın lütfen. Değerli Genel Başkan yardımcılarım ve milletvekillerim, Polatlı sizin de bildiğiniz gibi Ankara yakınlarında önemli bir kent. Hakikaten önemli, tarım açısından önemli, sanayi açısından önemli ve Cumhuriyet döneminde kurulmuş tam bir Cumhuriyet kenti. Cumhuriyetle beraber e, büyümüş, bu hale gelmiş. Fakat özellikle ben hatırlıyorum, 70'li yıllarda ilk nesil, bu e, şu anda da aramızda var değerli ağabeylerim, 68 kuşağı ile beraber üniversite öğrencileri e, buranın, ee, ...çocukları gelmeye başladılar. Ama Polatlı'da o tarihe kadar ekonominin durumu gayet iyiydi, gelişme gayet iyiydi. Fakat ondan sonrasıyla ilgili, üniversite bitirip de gelenlerle ilgili iş olanakları söz konusu olamadı. Yani mühendis olarak gelen, e, avukat ya da e, mülkiyeli burada daha fazla işini devam ettiremedi. Mecburen Polatlı dışına çıkmak zorunda kaldı. Hatırlıyorum. Polatlı dışında ekmeğini aramak zorunda kaldı. İş imkanları gittikçe daraldı. Hukukçular içinde belli bir sayıda avukat istihdam edebildi ama ondan sonrasıyla ilgili olarak yine Polatlı'nın gençleri, Polatlı'dan yetişenler ekmeklerini Ankara'da, İstanbul'da, işte Bursa, İzmir gibi şehirlerde aramaya başladılar ve Buradaki buradaki birikimlerini de dışarı götürmeye başladılar. Polatlı Ankara'nın 25 ilçesi arasında birkaçı var göç alan. Büyüyen. Diğerleri küçülüyor. Mesela hemen yakınımızda Haymana, Koçlar, Bağla Evren. Buralar nüfusu e, azalan ilçeler. Ama Polatlı sürekli nüfus kazanıyor, göç alıyor. E, düzenli olarak. Buraların Polatlı gibi bir yerin ve polatlı benzer yerlerin desteklenmesi gerekiyor teşvik edilmesi gerekiyor daha planlı bir şekilde ekonominin düzenlenmesi gerekiyor buralarda yapılması gereken yatırımlar var hem buradan yetişenlerle ilgili olarak yapılması gereken yatırımlar var hem de bunun Türkiye geneli düşünülerek tüm Türkiye düşünülerek planlanması lazım Mesela ben hatırlıyorum Muzaffer e, eldi değerli kardeşim. 20 sene kadar önce bu doğalgaz geldiği zaman ben dedim ki para dışarı çıkmasın. Polatlı e, tacirler, tüccarlar bir şirket kurulsun. E, odada ticaret şey yaptık, toplantı yaptık. Burada bir anonim şirket kuralım. Doğalgazı 30 yıllığına e, Polatlı'ya ve Polatlı organize sanayiye verecekti. Karı da Polattı'da kalır dedim. Bir şirket kuralım. Buradaki tüccarların ortak olduğu yönetim ile ilgili herhangi bir sıkıntı da yok. Bir iki kişi e, şey yapıyor yönetimde bulunuyor. Giderleri de fazla değil. Para da da kalsın dedim ama mesela yapılamadı bu. Bu tür konuların organize edilmesi gerekiyor. Yine 70'li yıllardan 80'li yıllara geçerken hatırlıyorum. E, rahmetli şu Denizli Bakkallar Odası Başkanı 2500 civarında bakkal vardı 70'li yıllarda burada nüfusta 40 bin civarında O dönemde marketler gelmeye başladı dışarıdan marketler gelmeye başladı Daha önce o 2500 bakkal kasap kendi içerisinde Polatlı içerisindeki cirolarını yine Polatlı içerisinde harcarlarken Dışarıdan gelen marketler tüm parayı aldı Polatlı dışına götürdü. Bu Polatlı ekonomisini zayıflattı. Dışarıdan göç olmasaydı çok sıkıntı olurdu ekonomi açısından. Diğer ilçelerde olduğu gibi Polatlı'dan da göç söz konusu olabilirdi. Ama Polatlı ekonomisi e, yine de zayıfladı. Daha önce 70'li yıllardaki e, seviyesine bir türlü gelemedi. Neden? Çünkü e, yeni yatırımlar yapılmadı. Ben bakıyorum. 70'li yıllardan beri aşağı yukarı devletin e, Polatlı'da önemli bir fabrika yatırımı yok. Üretime yönelik yatırımı yok devletin. Halbuki olması lazım. Polatlı'da o tarihlerde hep konuşuyorduk. Bir kağıt fabrikası da olabilirdi. Et kombinası da olabilirdi. E, yani Polatlı'daki tarıma yönelik ...birçok sanayi tesisi yapılabilirdi. Organize sanayi bölgesi... ...birkaç taneyle geliştirilebilirdi. Tarıma yönelik organize sanayi bölgeleri kurulabilirdi. Çok şey yapılabilirdi. Şu anda hayvancılık geniş ölçüde yapılıyor ama... ...o daha planlı programlı yapılabilir, daha düzenli yapılabilirdi. Birçok yapılması gereken iş var. Tüm bunların aslında konuşulması lazım. Burası... Değerli milletvekillerim, Polatlı önemli bir yer hakikaten ama siyaseten maalesef gücü olmayan bir yer. Çünkü Ankara'da Çankaya'nın gölgesinde kalıyor. Çankaya 2 milyon kadar seçmeniyle Polatlı'da 90 bin seçmen tabii ki Polatlı'yı gölgede bırakıyor. Polatlı'nın talepleri duyulmuyor. Polatlı'da hiçbir zaman kendi taleplerini maalesef siyasete bu yakınındaki başkente ulaştıramıyor. Böyle bir eksikliğimiz var bizim. Bunların duyulması, bilinmesi, anlaşılması ve yerine getirilmesi lazım. Yıllardan beri biz hala Gökpınar Barajı'nın yapılmasını bekliyoruz. Mecliste bunu sadece ben zorluyorum. Gökpınar Barajı'nın akıbetini hala bitmedi. Normalde 2018 yılında bitmesi lazımdı. Bu tür konularda da Polatlı'nın bir arada olması lazım. Değerli hemşehrilerim, gelmeden önce e, dün Mansur Bey'i aradım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, böyle böyle bir toplantımız var, seni de görmek isteriz dedim. Tabii son anda haber verdiğim için bu organizasyon, biz başkanla e, çok yakın bir tarihte görüştük. Dün kesinleşti toplantımızda. E, dolayısıyla Mansur Başkan'a da çok geç haber verebilmiş oldum. Ee, çok selam ve saygılar var size öncelikle. Diyor ki hazır e, Polatlı bir araya gelmişken söyleyin diyor Polatlı'da bir yatırım yapmak istiyorum. Yer de arıyorum. Yatırımın ne olması gerektiği ile ilgili olarak da kendileri bana bildirsinler. E, Polatlı'da Büyükşehir olarak bir yatırım yapalım. Polatlı için e, ön, öncülük e, yapsın. Arkasından benzeri yatırımlar gelsin. Bununla ilgili olarak da. Sizin bir kararınızı bekliyor kendisi. Evet bu vesileyle tekrar Ankara'dan gelen milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, il başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Sizlere de değerli başkanlarım, değerli hemşerilerim geldiğiniz, katıldığınız, şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Polatlı Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Ali Haydar Ekberdi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilimize teşrif ettiler efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli katılımcılar, programımız iki bölümden oluşacak. İkinci bölümde Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi sizlerin soruları cevaplanacak. Etkin ve yetkin ekonomik kadromuz tarafından. Birinci bölümün sunumu için kıymetli katılımcılar sunumlarını ve toplantı yönetimini gerçekleştirmek üzere sözü Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyemiz, ekonomi politikaları ve işveren örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, parti sözcümüz, Tekirdağ milletvekilimiz Sayın Faik Öztürk'e bırakıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensupları. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası olarak 2021 yılının ilk ziyaretini Polatlı'ya yapıyoruz. Polatlı hem başkentimiz Ankara hem de tüm Anadolu için son derece önemli bir kavşak. Kurtuluş savaşımızın en önemli direnç noktalarından biri. Kurtuluşa ve kuruluşa açılan o aydınlık sürecin başlangıcı. Kahraman Mehmetçiklerimizin koyun koyuna yattığı şehitler diyarı. Milletimizin makus talihinin değiştiği topraklar. Bugün burada Sizlerle burada bulunan bu seçkin toplulukla birlikte olduğumuz için tüm heyetimiz olarak tüm heyetimiz çok mutluyuz. Bizleri bir araya getiren ilçe başkanımıza, il başkanımıza ve bölge vekilimiz ve masamızın üyesi Sayın Bülent Kuş olduğuna tekrar huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Ve izin verirseniz bir sunuş yapmak istiyorum. Bugün tabii ülkemiz bir buhranda. Bu buhrandan nasıl çıkacağız? Bununla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra sizleri dinleyeceğiz ve sizlerden aldığımız sorular ve eleştiriler çerçevesinde de kendi, bu hazırladığımız dokümana yeniden şekil vereceğiz. Tek adam rejimi 2018'de hayata geçtikten sonra devlet krizinin hızlandığını görüyoruz. Ekonomiyi üretmeden borçla şişirme stratejisinin 2013'ten sonra teklemeye başlamasıyla birlikte de ciddi bir ekonomik krize doğru gidişi görüyoruz. Bu iki krizin üstüne gelen salgın milleti canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı. Sonuç büyük bir buhran. Aslında devlet krizinin en önemli nedenlerinden biri tek adam vesayet rejimi Süreç 2014 yılında ben alışılmış cumhurbaşkanı olmayacağım denilerek başlandı. 2018'de Verin kardeşinize yetkiyi faizle şununla bunla nasıl uğraşılır göründendi. Sonuç itibariyle tek adam rejimine geçildikten sonra tek adam aynı zamanda parti genel başkanı oldu. Aynı zamanda cumhurbaşkanı oldu. Tüm yönetim ve yetkiler onda toplandı ve ortaya çok eee Büyük bir vesayet rejimi çıktı. Şimdi burada tabii çeşitli nedenler üzerinde durdum. Ama baktığımız zaman tabii tek adam vesayet rejimi sürecinde bu ülkede hukukun üstünlüğü sürekli geriledi. Demokrasi ciddi sıkıntı içine girdi. Denge ve denetim mekanizmaları ortadan kalktı. Öyle bir noktaya geldik ki, mahkemeler, alt mahkemeler üstte bulunan, kendi üstlerinde bulunan anayasa mahkemesinin kararlarına direnmeye başladılar. Yine dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı. Bürokraside liyakat yerine itaat ve sadakat geldi. Bağımsız kurumlar bağımsızlıklarını kaybettiler. Ee, <laughs> Cumhurbaşkanı partili oldu. Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı da partili hale geldi. Ekonomiden sorumlu öyle noktalara geldi ki ekonomiden sorumlu bakan istifa etti. Bu memlekette 27 gün bir ekonomiden sorumlu bakan var mı yok mu öğrenme imkanımız olmadı. Basın üzerinde böylesine bir baskı vardı. Şimdi izin verirseniz ekonomik kriz üzerinde durmak istiyorum. Birinci yani... Sol tarafta gördüğünüz grafiğe bastı, baktığınız zaman aşağıda kesik çizgiler bizim büyüme performansımızı gösteriyor. Yukarıdaki o tek mavi çizgide, yukarı doğru giden çizgide bize benzeyen ülkelerin ortalama büyüme performansını gösteriyor. Buraya baktığımız zaman özellikle 2018'den sonra bizim büyüme performansımızın daha önce başlıyor, 2007'den sonra açılmaya başlıyor aradaki fark. Ama esas aradaki fark yani bizim daha düşük bir büyüme performansına girmemiz 2018'den sonra daha da görünür hale geliyor. Türkiye aslında 2013 yılında bizim gelirimiz, toplam gelirimiz 1 trilyon dolara yaklaşmıştı. Ve o 1 trilyon dolardan bugün geldiğimiz noktada özellikle de bu Yeni rejime geçtikten sonra tek adam parti devleti, tek adam vesayet rejimine geçtikten sonra milli gelirimiz 700 milyar dolara düştü. 300 milyar dolar cebimizden gitti. Ya bu çok ciddi bir fakirleşme demek. Önümüzdeki yıl muhtemelen uluslararası kuruluşlar diyorlar ki Türkiye Dünyanın en büyük 90'lı yıllardan beri içinde olduğumuz dünyanın en büyük ekonomileri yani ilk 20 ekonomisi liginden düşecek diyorlar. Bu gerçekten son derece üzücü bir gelişme. Peki bir ekonominin başarısı ekonomi politikasının başarısı neyle ölçülür? Yarattığı işlerle ölçülür. Sol taraftaki grafik aşağı doğru giden yani sıfırın altına doğru giden rakamlar son aylarda kaybettiğimiz istihdamı gösteriyor. Yani kaybettiğimiz işleri gösteriyor. Bırakın yeni iş yaratmayı işlerimiz azaldı. Çalışan adam işini kaybetti. Sadece yani işte Türkiye İstatistik Kurumu çıkıyor diyor ki işsizlik azalmaya başladı. Nasıl bunu söylüyor? Şöyle söylüyor. Diyor ki eğer diyor iş bulma umudunu kaybetmiş biri 3 haftadır iş aramıyorsa ben onu işsiz saymam diyor. Evinde oturuyorsa umudumu kaybettim, iş aramıyorum diyorsa ben onu iş say işsiz saymam diyor. Halbuki bütün dünya artık bu yeni süreçte umudunu kaybedenleri de işsizlerin arasına sokuyor. Böyle baktığımız zaman Türkiye'de işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş durumda. Bu son derece vahim bir rakam. Yani aşağı yukarı her ailede bir tane işsiz var. Yine bir başka önemli gösterge ekonomide verimlilik. Aslında verimlilik her şey değildir diyorlar. Ancak uzun dönemde de neredeyse her şeydir diyorlar. Kısa dönemde verimlilik belki bir şey değildir. Ama uzun dönemde neredeyse her şeydir diyorlar. Türkiye'de bugün son dönemde büyü, verimliliğin büyümeye katkısını sol taraftaki grafikte görüyorsunuz. Hızla aşağı doğru gidiyor. Çizgi onu gösteriyor. Hem büyüme hızı aşağı doğru gidiyor, hem katkı aşağı doğru gidiyor. Onun yanında sağda yer alan grafikte Türkiye'de küçük ve orta boylu işletmelerin verimlilikleri büyüklüklerine göre Avrupa ile karşılaştırması var. sarıyla ile olan sütun Avrupa Birliği'ni gösteriyor, verimliliğini gösteriyor. Mavi sütunlarda bizimkini gösteriyor. Soldan sağa doğru giderken soldakiler küçük işletmeler, en küçük işletmeler. Ortadakiler orta boy işletmeler, daha sonrakiler de büyük işletmeler. Baktığımız zaman bir kere küçük işletmelerdeki verimlilik farkı çok düşük. Ne önemi var verimliliğin diyebilirsiniz? Ne önemi var ben söyleyeyim. Malı ihraç ettiğiniz zaman Avrupa Birliği'ndeki adam parayı kazanır, siz bir para kazanamazsınız. Aynı malı aynı fiyata satmak zorundasınız. Siz maliyetine kadar düşmek zorunda kalırsınız verimliliğiniz olmadığı için ama o kar eder. Yine bir başka önemli husus, Türkiye'nin geliri artmadığı gibi olan gelirimizi de iyi paylaşmıyoruz. Şu yani gelirin ne kadar iyi dağıldığını gösteren e, cini katsayısı diye, diye bir teknik katsayı vardır. Buna baktığınız zaman Türkiye'de bu giderek ne kadar yüksekse o kadar gelir dağılımı kötü demektir. Yukarı doğru gitmiş, kötüleşmiş. Yine bir başka önemli araştırma var İstanbul'da. E, yaşam e, İstanbul'da derin yoksulluk araştırması var. Bütün orada yazılanların detayına girmeyeceğim ama oradakiler bir şey söylüyor. Türkiye'de açlık var. Bu araştırmayı yapan kişi diyor ki eskiden açlık yoktu diyor. Yoksulluk vardı, açlık yoktu. Komşusu yemek pişirir, aç olana yemek verirdi. Açım diyen gelmezdi bize diyor. Şimdi açım diyenler var. Çünkü komşuda da bir şey kalmadı diyor. <laughs> Bu süreçte ülke gerçekten salgın sürecinde daha sonra bu krizin üstüne gelen salgın sürecinde ülke gerçekten çok kötü yönetildi. Millet canıyla cüzdanı arasına sıkıştırıldı. Bir sonraki grafik Ömür Bey. Şimdi burada baktığınız zaman çeşitli G20 ülkelerini görüyoruz ve bu G20 ülkelerinin bu kriz sürecinde vatandaşlarına verdikleri, vatandaşlarının bu krizden etkilenmesin diye verdikleri bütçeden doğrudan gelir destekleri var. Bu mavi ile olan sütun. Bir de vatandaşlarına borç verdikleri, kredi verdikleri var. Gayri safi yurt içi oran olarak. Türkiye en yüksek krediyi vermiş. Vatandaşını en fazla borçlandıran ülke bu krizde. Buna karşılık vatandaşına en düşük desteği veren ülke. Bütçeden doğrudan gelir desteği olarak en düşük desteği veren ülke. Sonuç Sonuç baktığınız zaman bu kadar krediyi veriyorsunuz ama bu krediyi çalışmayan işletmeye veriyorsunuz. Gelir elde etmeyen işletmeye veriyorsunuz. Bu adam neyle ödeyecek bu krediyi? Ödeyemiyor. Ödeyemediği zaman da ortaya tahsili gecikmiş alacaklar ve yakın izlemeye alınmış krediler çıkıyor. Şu sağdaki grafiğe dönüp baktığınız zaman bunun e, <laughs> sol sütununda, izlemeye, yakın izlemeye alınan krediler var. Sağ sütununda da tahsili gecik, e, gecikmiş alacaklar var. Bu Merkez Bankası'nın rakamları. Türkiye önümüzdeki yıla 150 milyar bu yıla yani 2021 yılına 150 milyar Türk liralık tahsili gecikmiş alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle giriyor. Burada çok kısa bir şey hatırlatacağım. Yine krizden bu sistem çok fazla etkilenmesin diye. Bankaların tahsili gecikmiş alacakla, alacak kaydetme şeylerini, kurallarını da yumuşatmışlardı. O nedenle ikisine birden bakmak lazım. Yani hem yakın izlemeye alınana hem tahsili gecikmiş alacağı karşımızda 510 milyar Türk liralık bir ciddi sorun var. Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar ödenmediği zaman bankalar ne yapacak? Bu konu bence önümüzdeki yılın en önemli konularından biri olacak. Şimdi bu kadar borç verildi, şu oldu, kaynak yok, Türkiye şöyle ülke, böyle ülke. Bir tane rakam hatırlatacağım size. 128 milyar dolar. Meşhur oldu biliyorsunuz. Türkiye faizi arttırmadan dolar artmasın, doların doların değeri yükselmesin, Türk lirasının değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyardan aranızda alan var mı? Bu 128 milyardan esnafa giden var mı? Çiftçiye giden var mı? Emekliye giden var mı? Memura giden var mı? Bu 128 milyar öyle uçtu gitti. Ucuz ucuz aldılar dövizleri ceplerine koydular dışarı çıkardılar. Faizcilere gitti sanayiciye dahi gitmedi. Bugün esnaf artık cinnet geçirme noktasında. Lokantalar, kahveler, kafeler, kahvehaneler, eğlence mekanları, berberler, kuaförler, gizlense de kuaförler kapanmış vaziyette. Gizlense de, saklansa da canına kıyan sayısı esnafların sayısı her geçen gün maalesef artıyor. Daha yeni milletvekilimiz Kayseri ile Kayseri'de yaşananları olan bitenleri ile ilgili meclise bir soru önergesi verdi. Son bir, bir buçuk ay içinde Kayseri'de yaklaşık yedi kişi hayatına son vermiş. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu işlerde hep eller gitti Mersin'e biz gittik tersine. Tüm dünya esnafını korumak için kesenin ağzını açtı. Daha yeni bakın Biden iş başına gelecek, iş başına gelmeden önce esnafına bir sürü para dağıttı. Vatandaşına, her bir vatandaşına 2000 dolar para verecek gelir gelmez. Belki bu daha da artacak. Bizde ne oldu? Bizde kredi muslukları açıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diye başladık bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri de esnafına kredi veriyor. Al sana diyor şu kadar kredi. Ama bir kere diyor çalışanla ödediğin ben seni kapattığım için çalışına çalışanla ödediğin maaşın bana diyor getir bordrosu şeyini diyor bordrosunu onu bir bu krediden düştü. Sonra senin ödediğin kira vardır diyor. Kirayı da bu krediden düş diyor. Elektrik, gaz, su masrafların vardır. Kapattım ben seni diyor. Onun için de bunu sana verdiğim krediden düş. Eğer ondan sonra bir borç kalırsa onu da bana ödersin. Diyor. Bu iş böyle. Almanya'da, İngiltere'de, Avrupa'da daha farklı bir sistem var. Adamın yaklaşık 3 aylık cirosunu hesaplıyor. Ne kadar ciro kaybı varsa 3 aylık ciro kaybını götürüyor, veriyor esnaf. Al diyor bununla öde diyor. Neyi ödeyeceksin diyor. diyor. Bizde e gel sana kredi verelim. E nasıl ödenecek bu kredi? Şu anda esnafların geri ödenemez duruma gelmiş kredileri her geçen gün biraz daha artıyor. Çiftçiler de çok sıkıntılı durumda. Bir, bir kere çiftçinin ürünü para etmiyor. Biraz para edecek gibi oluyor hemen ithalatı açıyorlar. Başkasının çiftçisine kazandırıyorlar. Bizim çiftçi kazanmaz. Girdi maliyetleri alıyor başını gidiyor. Gübresi, maz mazotu, ondan sonra ilacı, Hepsi alıyor başını gidiyor ki orada ithalat açılmıyor. Orada fiyatlar düşsün diye hiçbir şey yapılmıyor. Bakın sadece üre gübresinin fiyatı son bir yılda yüzde %60 artmış. DAP %44 artmış. Besiciler çok kötü durumda. Eskiden besi... <laughs> sene başında 2020'nin hemen başında 1 kilogram karkas etle 20 kilogram besici yem alabiliyordu. Şimdi ancak 16 kilogram yem alabiliyor. Sütü fiyatını arttırdılar şu oldu bu oldu deniyor. Normal olarak baktığınız zaman 1 litre sütle bir buçuk kilogram yem alırsanız bu iş karlı olur. E şimdi sütün fiyatının bu durumda en az 3 lira 60 kuruş olması lazım. 2 lira 80 kuruş. 40 kuruşta destek var. 3 lira 20 kuruş. Çiftçinin kara gün dostu olması gereken tarım kredi kooperatifleri tam tefeci kredi kooperatifleri oldu. Televizyonlarda her gün izliyorsunuz. Çiftçi Ankara'nın kapısına dayandı almıyorlar. Meclisin kapısında polisle köşe köşe kapmaca oynuyor. Adamın traktörünü elinden almışlar. Arazisini elinden almışlar, daha da doymamışlar, ineğini almıştı. Her şey haciz altında. <laughs> Yine salgını da son derece kötü yönettik. Hatırlayın, bir ara baktık, biz de Türkiye'de Allah Allah dedik. Bu vaka sayısı bini geçmiyor, bütün dünyada aldı başını gitti, bizde duruyor. Sonra bir de bir gece. Ya vaka sayısı mı, hasta sayısı mı derken bir anladık ki dünyanın e, bizim bizdeki vaka sayısı da dünyadaki vaka, en önemli, en yüksek vaka sayılarından biriymiş. Bir anda 30 bini geçti. E şimdi bu 30 bini bizden gizleyince ne oldu? Hepimiz rahatladık. Ya bu da o kadar önemli bir hastalık değil. Gripte de olsa olsa bu kadar oluyor dedik. 30 bini görünce ne oldu? Bak şimdi 30 bin deyince hemen maskeyi kaldırdın. <laughs> yani 30 bin deyince hepimiz tedbir almaya başladık. Dolayısıyla bu rakamları gizlemenin bizim canımıza mal oldu. Bunun hesabını kimden soracağız? Aşı. Aşı geldi geliyor. 11 Aralık'ta aşı geldi. 50 milyon doz aşıyı söyledik ya. 25 milyon kişi ancak olacak. Neye yeter? Neye gider? Derken bugün gele gele 3 milyon aşı geldi. E niye geciktik bu kadar? Niye biz bu aşı işini bağlayamadık? Niye biz bu işleri bu kadar kötü yönetiyoruz? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin doktorları, bu aşılama işinde ve salgınla mücadele işinde Dünyanın en iyi doktorları. Bu ülkede kızamığı bitirdiler, diğer şeyleri bitirdiler, bütün o hastalıkları ama adamın elinde aşı olmayınca ne yapsın? O nedenle bu konuda da ciddi açıklarımız olduğu ortada. Çok kötü yönetiliyoruz, savruluyor. Şimdi bir de hatırlar mısınız 2011 yılında AK Parti iktidarı bir 2023 yani cumhuriyetin 100. yılı hedeflerini açıklamıştı. Ondan sonra da hep bu hedefleri söyledi. Hatta bütün odalarımız bu hedefleri benimsedi. Bu hedeflerle ilgili yapılan toplantılara, törenlere katıldı. Ve sonuç itibariyle bu hedefler bu yönetimin alameti farikası haline geldi. 2023'te Türkiye dünyadaki ilk 10 büyük ekonomi arasına girecekti. Bugün ne oldu? İlk 20'den düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kendi açıkladıkları programa göre de artık ilk ona girme imkanımız yok. Milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacaktı 2023'te. Şimdi kendi açıkladıkları orta vadeli programa göre 800-900 milyar dolar civarında kalacak. Yarısı bile olmayacak. Kişi başına gelir dediler ki 2023'te size garanti ediyoruz. Milletimizin kişi başına geliri 25 bin dolar olacak. Bugün kişi başına gelirimiz nerede? 8 bin dolar. 2023'te de yani iki sene sonra da gelebileceğimiz maksimum yer ben açık söyleyeyim. 10 bin doları biraz geçer. O da büyük başarı olur bunu yapabilirlerse. Şimdi hedefler de gitti. Yani şu tek adam parti devleti rejimi hedefi vesayet rejimi hevesi cebimizi boşalttı. Mutfağımızdaki tencereyi boşalttı. İnsanlar işsiz kaldı. İstişare yok, bir şey yok. Tek tek başına bir kişi her şey onun iki dudağı arasında böyle bir yönetim biçiminde Maalesef Türkiye her geçen gün biraz daha gerilemek zorunda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası biraz önce sunuş yapan arkadaşımız söylemişti 2018 yılında aslında o dönemde başlayan finansal krizin ardından kuruldu. Bizim iki temel görevimiz var. Bunlardan bir tanesi sorunları sonunu yaşayanlardan dinlemek ve bugün Polatlı'da sizlerden bunu dinlemek için buradayız. İkinci görevimiz ise sizlerden bu sorunları dinledikten sonra bu sorunları nasıl çözebiliriz diye sizlerden de aldığımız fikirlerle projeler üretmek, tedbirler söylemek. Bugüne kadar yaptığımız çeşitli toplantılarda dinlediklerimiz bize bir şey gösterdi. Bu ülkenin artık yeni kurallara ihtiyacı var, yeni kurumlara ihtiyacı var, yeni kadrolara ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunlara çözüm üretmeye çalıştık. Sizlere dağıttığımız dosyalarda esnafın sorunla ilişkin ürettiğimiz çözümler, çiftçilerle ilgili sorunlara ürettiğimiz çözümler, kobilerin sorunlarına yani bu krizde yaşadıkları sorunlara merhem olacak, yaralarına merhem olacak çözümler bunların hepsi var. Daha başka da var. Mesela e, ikinci yüzyıla çağrı adı altında kurultayımızda benimsediğimiz metinde Türkiye'nin bu sıkıntıdan bu sıkıntıdan kalıcı olarak nasıl çıkabileceğine dair tedbirler var. Ama kısaca şunu görüyoruz. Bu buhran'dan çıkabilmek için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisine ihtiyacımız var. Bu çerçevede de biz dört ayaklı bir strateji öneriyoruz. Bu stratejinin birinci ayağı hukuk devleti ve demokrasi şunu söyleyeyim. Şu dönem bize bir şey gösterdi. Hukuk olmadan cebimiz dolmuyor. Hukuk yoksa kimse gelip yatırım yapmıyor. Demokrasi yoksa yatırım olmuyor. İkinci önemli mesele borçla ekonomiyi şişirerek hiçbir şey olmuyor. Yapılması gereken şey üreterek büyümek. Üçüncü önemli strateji Güçlü sosyal devlet. Şimdi ben bunu hep her yerde anlatıyorum. Eskiden bu hiç konuşulmazdı. Şimdi uluslararası para fonu dahi konuşuyor. Diyor ki bir ekonomide birileri çok zenginleşiyor, birileri de çok fakirleşiyorsa o ekonomiyi yürütmek mümkün değil. Ben hatırlatayım. Çocukken biz bir oyun oynardık. Misket. Mahallede Misket oyunu oynarken birileri üttüğü zaman oyun biterdi. Bütün misketleri alırdı o zaman oyun biterdi. Dünyanın derdi şu, oyun bitmemesi lazım. Oyunun bitmemesi için ne olacak? Her seferinde misketleri yeniden dağıtmanız gerekiyor. O nedenle güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Bu çerçevede de bizim uzun yıllardır önerdiğimiz aile destekleri sigortası sisteminin bugün bu kriz sürecinde birçok ülkede uygulanmaya başta İspanya olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başladığını görmek de bizi memnun etti. Ve son olarak da şu önemli. <laughs> Yaptığımız her şeyde sürdürülebilirlik olmalı. Yani biraz önce Bülent Bey Polatlı ile ilgili bir takım şeyleri anlattı. Bir şey yapıyorsunuz. Diyelim Karadeniz'deki bu şey, e, enerji santralleri. Enerji santralini yapıyorsunuz, ertesi gün, ertesi yıl bölgeyi sel götürüyor. Su kalmıyor. Orada yaşama imkanı mümkün olmuyor. Sürdürülebilirlik şu, tahrip etmeden, yeni sıkıntılara yol açacak bir takım yanlış adımlar atmadan bu işi götürmek lazım. O zaman yüksek hızla büyüyebiliyorsunuz. Bitirmeden bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu ülkeyi içine düşüldüğü Burhan'dan çıkarmak için güvene, güven içinde, güven olması için de yeni kurallara yani yeni bir yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sisteme yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi biz sizi dinleyeceğiz.